Yeni bir videodan herkese tekrar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. Bugün sizlerle birlikte yeni birkaç ürün deneyeceğiz. Son zamanlarda çok fazla trend olan şu volkanik taşı deneyeceğiz. Yağ emici volkanik taş. Öncelikle bununla hemen başlamak istiyorum videoma. Şu şekilde bir paketleme de geliyor. Şöyle bir ürün. Şuradan kapağını açalım. Bu şekilde roll-on hazırsanız uygulamaya başlayalım. Yüzümün bir tarafına fondöten sürdüm, bir tarafına sürmedim. Bir de cildim böyle baya bir yağlansın diye sabahtan beri Hindistan cevizi yağı sürdüm ve yüzümü bu şekilde bekletiyorum. Makyaj üstüne de oluyormuş, makyajsız da oluyormuş. Bunu denemek için bir tarafını böyle yaptım, bir tarafını sade bıraktım. Şimdi hemen incelemeye başlayalım. Şöyle biraz daha yakına geleyim. Cildim şu an baya parlak ve yağlı. Şöyle bir kısımdan şöyle başlıyorum. Evet, fark ettiniz mi şurayı? Umarım kamerada net gözüküyordur. Şurası direkt mat bir hale geldi. Şöyle, evet. Bakın şu kısma uyguladım ve direkt matlaştı. Kesinlikle başarılı bir ürün bence şu an için. Ama bir tık fondötenimi de aldı çünkü ben fondötenin üstüne bir pudra falan, sabitleyici pudra falan sürmediğim için onu da sanki birazcık şu anda alıyor. Evet, gerçekten bayağı bir matlık verdi. Şöyle şuralara da uygulayalım. Dediğim gibi fondöteni sabitlemediğim için fondöten bayağı bir gidiyor sanki. Evet, bu şekilde bayağı bir gerçekten matlık verdi. Yağları emdi. Ama dediğim gibi fondöteni birazcık aldı üzerine. Çünkü ben sabitleme falan yapmamıştım. Ama gayet başarılı şu an için. Şimdi normal bu tarafa yapmadan önce şunu bir yıkayıp geleceğim. Hem yıkanabilir bir ürün diyordu. Hem onu da bir test etmiş olalım. Ben onu bir yıkayıp temizleyip geliyorum. Şimdi bunu güzelce yıkadım, temizledim ve geldim. Bir de kuruttu. Şimdi yüzümde fondöten olmayan kısmı deneyeceğiz. Orası da şu anda bayağı bir yağlı. Şöyle yine biraz yakına geleyim. Şöyle öncelikle yüzüme bir bakın. Şuradan başlıyorum. Evet, şu bölgede direkt bir matlık oluştu. Evet. Demek ki yıkadığımız zaman etkisini kaybetmiyor. Yine aynı şekilde gayet güzel yağları emiyor. Evet. Çok iyi şu anda. Şu ortayı tam olarak almıyorum çünkü bir taraf fondötenli. Evet, yağlar gördüğünüz gibi gitti. Ama böyle yüzü böyle kupkuru bir görüntü vermiyor. Canlılığını koruyor yine de. Sadece böyle yağları biraz emiyor. Ama yüzüm gayet yine temiz ve güzel görünüyor. Şimdi komple yüzümün üstünden bir daha geçeyim şuralardan falan iyice. Az önce kameramda bir sorun yaşadım. Isındı ve yine video durdu. Biraz da silindi. Bir şeyler oldu yine. Şunu anlattım. Yüzümü hatta şununla temizledim. Ama kısımlar silindi. Şimdi şunu son kez bir anlatıyorum. Makyaj üstüne kullandığınız zaman güzelce makyajınızı sabitleyin. Çünkü birazcık fondöteni alıyor. Onun dışında sadeyken de gayet güzel yağları emiyor. Güzel bir ürün. Fiyat performans ürünü tam olarak. Bu ürünü gayet beğendim. Yıkayıp temizledikten sonra tekrar aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Hiçbir sorun yaşamadım. Şimdi şu ürüne geçiyorum. Creewatt 1975 Originals diye okunduğunu düşündüğüm şu gül suyu içeren temizleyici losyon. Bunu Watson's'tan almıştık hatırlıyorsanız. Bir önceki videomda bahsetmiştim bu üründen. Bu arada sürekli şurada kamerayı kontrol etmeye çalışıyorum. Tekrar gider falan yine. Böyle ben burada anlatıyorum. Kamera bir bakıyorum kapanmış falan. Neyse. Şimdi bunu ben az önce bir denedim. Yüzümde fondöten vardı biraz. Onu şöyle bayağı bir çıkarttı. Şu şekilde göstereyim.
Bayağı bir çıkardı ama direkt olarak bir makyaj temizleyici değil. Zaten evet hani makyaj temizleme suyu demiyor. Temizleyici losyon diyor. Şöyle sizle birlikte tekrar bir deniyorum. Şu kapak kısmı açıldığı zaman şu şekilde direkt bir hani su şişesi ağzı gibi böyle bir akıtma şeyi falan yok. Olsa güzel olurdu. Böyle biraz fazla dökülür çünkü. Şöyle pamuğuma birazcık alıyorum şu şekilde. Bu şekilde tekrar sildim. Yine çok hafif böyle bir sarı fonten geldi. Böyle ben genellikle yüzümü böyle şeylerle sildiğim zaman bir gerginlik hissi oluşur. Bunda öyle bir şey olmadı. Hani yıkama ihtiyacı duyarım normalde böyle makyaj temizleyici falan kullandıktan sonra ama bunda öyle bir ihtiyaç duymadım. Az önce de kullandım çünkü. O kısımlar her ne kadar silinmiş olsa da. Böyle hafif bir yumuşaklık da veriyor. Bunu da bu şekilde denemiş olduk. Şimdi geçiyorum sıradaki ürünüme. Sıradaki ürünümüz Kladerm arındırıcı kil maskesi kolajenli olanı. Bu ürünü deneyeceğiz. Bunu her yerde görüyoruz. İnanılmaz şekilde çok trend bir ürün. Şöyle açtım. Bu biraz kenarlarına taşmış. Nasıl oldu bilmiyorum ama. Şöyle bir koruyucu kapağı var. Her ne kadar korumamış olsa da. Şu şekilde açıyoruz ve karşımıza böyle bir manzara çıkıyor. Çok hoş olmayan bir kokusu var, yalan söyleyemeyeceğim. Öyle aşırı kötü değil ama pek de hoş değil. Şimdi şurada kapağında kalanlardan şöyle ben maske fırçamla şöyle biraz alıyorum. Uygulamaya başlıyorum. Bu kurumuş mu acaba? Ya bu çok kuru. Süremiyorum. Başardık. Öyle çok fazla kil maskeleri falan kullanmadığım için hani bilmiyorum acaba bu kadar kuru olması normal mi? Kullandığım bir şey vardı yine önceki videolarımda vardı o. BİM'e gelen kil maskesini kullanmıştık sizlerle birlikte. O böyle değildi, o bayağı sulu bir şeydi yani sıvıydı bayağı bir. Bu kapağından taşmış falan acaba hani ne bileyim. Neyse bir deneyelim bakalım neler olacak. Evet şimdi 10 dakika dolmak üzere. Birazdan gidip yıkayacağım. Yüzüm zaten bayağı bir gerildi. Birazdan yıkayıp geleceğim. Az sonra görüşmek üzere. Evet şimdi maskemi çıkarttım geldim. Bu arada ben maskelerimi böyle çıkartırken şöyle süngerler kullanıyorum. Bunlarla çok daha güzel arınma sağlayabiliyorsunuz. Şimdi şurada yazan şeylerde neler diyordu onlara bir bakalım. Cilde parlaklık ve pürüzsüzlük sağlamaya diyor. Evet kesinlikle parladı ve bayağı bir pürüzsüz şu anda. Canlı bir görünüm kazandırmaya yardımcı olur. Cilde mineral desteği sağlar diyor. Evet bence gayet canlı bir cilt görünüyor şu anda. Bu arada videoda kullandığım tüm ürünlerin linkini bırakacağım aşağıya. Şimdi Be Beauty markasının Firming Face Mist diye okunduğunu düşündüğüm şöyle bir kolajenli yüz spreyi var. Sıkılaştırıcı yüz spreyi diyor kolajen. Paraben, alkol içermez. Tüm cilt tipleri için uygundur diyor. Diyor ki arkasında da içindeki kolajen sayesinde yaşlanma belirtilerini önlemeye, cildin elastikiyet kazanmasına yardımcı olur. Cildin dış etkenlerden ve hava kirliliğinden korunmasının, nemlenmesini ve tazelenmesini sağlar diyor. Destekler diyor pardon. Paraben ve alkol içermez. Spreyi şöyle uzaktan yüzünüze sıkın diyor. Çok az sıkıyor sanki sıkarken. O yüzden bayağı bir sıktım ama yine bile çok gelmedi gibi. Allah Allah. Biraz daha sıkacağım. Bu arada hoş bir kokusu var. Sonra şöyle biraz cildinize yedirin diyor. Böyle
böyle yaydıktan sonra da güzelce 20 saniye bekleyin diyor. Ondan sonra makyaj da yapabilirsiniz diyor. Makyajdan sonra da hani makyajınızı çıkardıktan sonra da uygulayabilirsiniz diyor. İhtiyaç duyduğunuz kadar uygulayabilirsiniz. Makyaj öncesinde veya sonrasında kullanabilirsiniz. Bildim şu an bayağı bir böyle bir yumuşadı. Tabii öncesinde cildimizi de temizledik. O da çok önemli bir şey zaten. Bu ürünümüzü de bu şekilde denemiş olduk. Bunlar üçlü satılıyordu. Kolajen, C vitamini ve hyaluronik asitti yanlış hatırlamıyorsam. Üçlü şekilde 33 lirayı da aldığımız zaman ben içinden sadece bir tanesini aldım. Diğer ikisini arkadaşım almıştım. Yani şöyle tanesi 11 liraya falan gelmişti. 11 liralık bir ürün olarak bence gayet iyi şu anda. Şimdi geçiyorum son ürünüme. Şöyle bir beauty markasının Sheet Mask Proofing diye okunduğunu düşünüyorum. Şöyle bir kağıt maskesi var. Arkasında şöyle kullanma talimatı falan da var. Şimdi maskemi açıyorum. Şu şekilde. Kokusu muhteşem. Ay inanılmaz tatlı güzel bir kokusu var. Ay yiyesim geldi. Böyle vanilyalı gibi kokuyor. Çok güzel. Bu arada içi bayağı ıslak. Yani içine geri koyup bir iki kere daha bile kullanılabilir. Şu an bayağı akıyor, evet. Çok azıcık şöyle suyunu sıkıyorum çünkü yerlere damladı biraz, üstüme damladı. Şimdi bunu böyle açıyorum. Bu arada dışarıdaki çocuk sesleri geliyor değil mi? Şimdi bunu bu şekilde yüzüme uygulayacağım. Şöyle yerleştirelim. Şu an bayağı telefondan yansımaya bakarak yapıyorum bunu. Karşımda şu an o ayna var ama yerde kaldı o. Bakalım şimdi. Güzel yerleştirelim şöyle mi? Şimdi bu şekilde yerleştirdik. 15 dakika bekleyin diyor. 15 dakika sonra görüşmek üzere. Şimdi 15 dakika bekledim. Maskemi çıkartıyorum. Bu arada beklerken bir 10 dakika falan böyle bir 5-10 dakika geçtikten sonra böyle hani soğuk yakar ya yüzünüzü. Öyle bir yanma hissettim ama acaba önceki kullandığım ürünlerden dolayı mı yoksa bundan dolayı mı tam olarak emin değilim ama yani öncesinde sonuçta böyle bir şey olmadı. Bununla alakalıdır diye düşünüyorum. Bir tık böyle bir yanma oldu. Şimdi bunu geri koyuyorum paketine. Yani daha bir kere daha rahat kullanılabilecek şekilde içerisinde ürün var. Bu bir kere daha kullanılır, o yüzden bunu atmayacağım. Şimdi yüzümde kalanları iyice yediriyorum. Bu arada cildim şu an pamuk gibi olmuş. Bayağı yumuşacık bir cilt şu anda. Evet, cildim şu an bu şekilde. Bayağı böyle parlak falan. Yumuşak. Ben bu ürünün kokusunu gerçekten çok sevdim. Sonraki etkisi dediğim gibi işte beklerken biraz bir yanma oldu. Şu anda bile bir tık böyle hafif bir yanma hissediyorum yüzümde. Bu neden oluyor tam olarak bir fikrim yok, anlayamadım. Ama genel olarak güzel bir ürün. Yakması dışında herhangi bir problem yok şu anda. İnceleyeceğimiz ürünler bu kadardı. Hepsini sizlerle birlikte denedik, inceledik, ilk olarak kullandık. Ürünlerin linkini dediğim gibi aşağıya bırakıyor olacağım. Satın almak istediklerinizi o linkten alabilirsiniz. Siz daha önceden bu ürünlerden kullandınız mı? Kullandıysanız yorumlarınız nasıl? Bunu aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.